Yok canım, ne zahmeti? Ya sen dert etme, ben hallederim. Hem sen takılma artık böyle şeylere. Biraz da kendi sağlığını düşün. Bak inşallah yarın ameliyat da sorunsuz geçecek. Aha. Tabii tabii, ben yarın sabahtan alırım. İstersen seni hastaneye de bırakırım. Tamam. Haydi hoşça kal yengeciğim. Geçmiş olsun. Hayrola? Yengem komutanım. Yarın göğsünden bir kitle alacaklar da. Meme kanseri mi? Daha tam anlamadılar. Ancak biyopsiden sonra belli olacakmış. İnşallah sonuç iyi çıkar. İnşallah komutanım. Ben çıkıyorum komutanım. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi be, hadi. Ya ben vallahi o dallardan acayip huylandım babacanlar. Yatmadan önce bir duş alıp üstüme böyle bir hafif bir şeyler giymeden uyuyamayacağım. Seninki de laf ha. Şuraya bak kardeşim, her yerim çizik içinde. Bir de beni tembel bilirsiniz ha. Sanki kardeşim 10 tane kediyle aynı çuvalın içine girmişim ha. Gireceksin tabii oğlum. Bu vatan için gerekirse 10 kedinin yanına 10 da köpek koyup öyle gireceksin. Sonra da kızılcık hoşafı içtim diyeceksin. He. Yarım ula senin hoşafını. Sen de kocak içini çuvala koysaydın da çanak çömlek patlatsaydın. Vallahi ben bir belgeselde görmüştüm babacan. Böyle bir kuş vardı da yumurtası kafam kadar. Hani derler yok devenin kuşu ha. Deve kuşu böyle kafasını kuma sokardı da saklandım sanırdı. Eşek sıpası kuş beyindi ya. Yani sen şimdi Jumbo'ya deve kuşu mu demek istiyorsun? Demek yatmaya hazırlanıyorsunuz. Güzel. Evet komutanım. Üzerinize afiyet. Bugün çok yorulduk. Peki ya sen Hamza? Sen niye yatmıyorsun? Ben şey komutanım hani böyle... Sen ney Hamza? Sen ney? Vedat? Sen niye ayaktasın? Ben niye ayaktayım komutanım? Ben şimdi yatıyorum, hemen kamufle oluyorum komutanım. Demek günün yorgunluğunu atmak için yatmaya hazırlanıyorsunuz. Yatmadan önce birer bardak sıcak süt alır mıydık? Hı? Ya da uyurken üstünüzü örteyim mi? He? Ne de olsa ana kucağıyla asker ocağının bir farkı kalmadı. Peki ben size desem ki... hiç üstümüzü örtmeyelim. Hatta hazır üstümüzü örtmemişken uyumayalım. Madem uyumuyoruz, madem beni komutanlarıma rezil ettiniz, eğitim alanına gidip sabaha kadar gizleme ve kamuflaj eğitimi yapalım. İlahi komutanım. Çok affedersiniz. Komutanım günler çuvala mı girdi? Yarın yapalım gündüz şen kamuflaj ha? 10 dakika içinde eğitim alanında olmazsanız askerliğiniz bitmez. 9 dakika 40 saniye kaldı. Zaman hızlı akıyor. Şaka ya şaka, şaka değil mi? Şaka yapıyorsunuz sizi gidi sizi. ciddi. Evet. Gizleme ve kamuflaj neymiş? Düşmandan saklanacağız. Hedefleri küçük. Düşmandan saklanmış. Kes. Börtü böcek, ısırgan otu olsa bile saklanacaksınız. Düşman sizi görmeyecek. Sesiniz çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı diyorum. Kime diyorum? Bize. Ama siz ses çıkmayacak dediniz komutanım. Gizleme yaparken dedim, manyak herif. Şimdi yapıyoruz mu gizleme? Sence? Bilmem. Sence yapıyoruz mu Cemal? Bilmem. Ben daha bir şey yapmadım. Komutanım, ben hamsi taklidi yapayım mı? Bakın düşman bile gerçek hamsiden ayrı demez beni. Komutanım, düşmanın kılığına girsek olmaz mı? Tabii komutanım, aklı karışır. Bakar biz de ondanız, geçer gider yanımızdan be ya. Vallahi harika fikir be. Aferin. Nasıl? Harika falan değil. Saçma. Ama komutanım siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Komutanım, ne zaman teneffüs olacak? Yok.
teneffüs meneffüs yok. Daha yeni başlıyoruz. Sabaha kadar buradayız. O zaman sizden bir ağacın altına kamuflaj yapmak için izin isteyeceğim komutanım. O ne demek be? Gelir sen. Tuvaletim geldi de. Benim de komutanım. 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 Benim de komutanım.